Kuyucaklı Yusuf. Yazan Sabahattin Ali. Derleyen Meryem İlbaş Arabacı. Hikaye Yusuf'un çocukluğundan 1903 senesinde başlar. Anne ve babası öldürülen Yusuf daha 9 yaşlarındayken yetim kalır ve Salahattin Bey tarafından evlat edinir. Yeni ebeveyninin sorunlu evliliği sebebiyle anne baba sevgisini tam olarak tadamayan Yusuf yine de hayatına devam eder. Yusuf'un yaşamı 19 yaşına geldiğinde tamamen değişir. Kaymakamın kızı olan Muazzez'e gönlünü kaptırır ve bu aşk onun başına her türlü belayı da getirir. Muazzez kasabanın en zengini olan Hilmi Bey'in oğlu Şakir arasında bir sürtüşmeye dahil olan Yusuf, aniden hedef tahtası olur. Şakir bu sinirle bir müddet sonra Kübra isminde bir kıza tecavüz eder ve bu tecavüzü de intikam olarak kullanmak ister babasının nüfuzunu kullanarak tecavüz suçunu Yusuf'un üstüne yıkmaya çalışır. Ama Yusuf'un Kübra ve ailesini koruması sonucu bu planı suya düşer. Fakat bu vaka Şakir'in öfkesini daha da artırmış ve intikam yolları aramaya itmiştir. Şakir bunun üstüne Yusuf'un aşık olduğu muazzezi hedef seçer ve onunla izni olmadan evlenmenin planlarını yapmaya başlar. Hilmi Bey gücünü kullanarak kaymakamı iyice borç içine sürükler ve bu borcu karşılığında da kızı Muazzez'i Şakir'le evlenmeye zorlar. Fakat Yusuf tekrar işin içerisine girer ve arkadaşı Ali'den almış olduğu borçlarla kaymakamın borcunu ödeyip Muazzez'i evlenmekten kurtarır. Fakat Muazzez bu defa borcu ödeyen Ali ile evlenmek zorunda kalır. Muazzez Yusuf'a aşık olduğundan Ali ile evlenmek istemez ama borç sebebiyle de elinden bir şey gelmez. Fakat imdadına bu defa da hasım bildiği Şakir yetişir ve Şakir Ali'yi herkesin içinde öldürür. Parasını kullanarak da kasaba halkının konuşmasını engeller ve cinayeti bütün kasaba örtbas etmeye başlar. Şakir'in Muazzez'le evlenebilmek için yaptıklarını gören Yusuf, ondan kurtulamayacağını anlar anlamaz Muazzez'i kaçırır ve evlenir. Şakir bunu bir türlü kabullenemez ve çifte hayatı zindan etmeye kararlıdır. Yusuf kaymakamlıkta işe başlar ve geçimini kazanmaya çalışır. Ama kaymakamın ölmesiyle çiftin yaşamı iyice zorlaşır. Çünkü tek destekleyenleri de artık hayatta değildir. Yeni atanan kaymakam da Hilmi Bey'in parasının oyuncağı olunca Yusuf ayak işleri yapmak zorunda kalır. Şakir'in planları sonucu da Muazzez zenginlerin dünyasına giriş yapar ve alkol bağımlısı yapılır. Yusuf ayak işleriyle uğraşırken karısını bu durumda görür görmez kendini iyice kaybeder ve silahını alıp istemese de Muazzez'i vurur. Hemen pişman olan Yusuf Muazzez'i de alıp dağlara kaçmaya başlar. Ama Muazzez yolda ölür. Bunun üstüne de Yusuf bağlara çıkar ve eşkıya olmaya karar verir.